Koçero, başladık mı? Koçero, başladık. Ne haber, iyi misin? Ben iyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Her şey yolunda? Sağ ol, her şey yolunda. Takımımız bayağı iyi gitti, nazar değmesin. Yani sen Abi ne ihya yapmış? ediyoruz dedim falan, yani gerçekten Koçero Ne yani. yapmışız abi Şakayla acaba? karışık. Vallahi abi, daha sonuçta bu video yayınlandığında puanlar açıklanmış olacak ama biz şu an maç gecesindeyiz. Maç öncesi geç, yani sonuçlar açıklanmadan bir gece önce. Dolayısıyla çıkarttık puanımızı. Hemen söyleyelim mi hızlıca? Tabii buyur abi. Muslera 15 puan. Rozet'i de aldı. Panter Rozet'ini. Donk 20 puan. O da en iyi defans rozetini aldı, Belkemi'yi. Skubic 7 puan. Trabzon defansı, hatırlıyorsun, Serkan Hasan para yetmedi diye Victor Hugo'yu alıyorduk. Serkan'ı çıkartacaktık. O da 8 puan. Mvakame 5 puan. Babel 5 puan. Bunlar bir şey yapamadı. Onyekuru 12 puan. Penaltı almayla beraber orta saha rozetini de aldı. Max Gradel 4 puan. Bir tek o hayal kırıklığı oldu. Borini yine golünü attı, 11 puan. Kaptanımız Ekuban'dı, 16 puan. 8 çarpı 2. Bupenza 7 puan. Böylece abi 4 gol toplamda, gol yağmur rozetini de alıyoruz. Çanakkale rozetini de alıyoruz. Yemedi çünkü hem kalecimiz hem defansımız. Valla bu hafta yağdı yani. Önerdiğimiz video çok iyi puan yaptı. Fair play puanı da alıyor. Kart görmedik. 123 puan aldık abi. Mevki rozetlerini aldık. Artı Çanakkale rozeti, artı 4 gol. Yani bilmiyorum, bakacağım. Gerçi sen siteden ilan etmişsindir. Bilmiyorum kaç bu haftaki baraj? 128 ile 117 Ha, arası, 128. O yani zaman yine 128 ile kaçırıyoruz abi. olabilir. Ha, Yani eyvallah. denizin çok az bir farkta kaçmış olabilir. Muhtemelen evet, aynen. Ucundan kaçmış olabilir. 123 puan. Ama yani sevindik ya, bilmiyorum. Senle de hep konuştuk ya. Sonuçta yani önerdiğimiz video asistanınız ekranlarından bir karşılık bulsun falan diye istiyorduk. Ya yani 100 puan açtığımız haftalar vardı ama bu hafta direkt etki eden adamlar, işte Muslera'ydı, Donk'tu. Direkt tam isabet olması. Bakalım, benzin de olursa çok iyi olur abi. İnşallah. O zaman Yarın takip ederiz. söyleyelim bu videoyu düzenleyen arkadaşımıza, belki bir hafta önce bir hafta da değil gerçi, 3 gün önceki bir nostalji yaptırırız. Güzel kadromuzu da ekrana getirir diyelim. Kalecilerimiz Eray Birniçan'la Muslera. Defansımız Serkan Hasan, Donk, Skubic. Yedeğimiz Berkan Emir. Orta sahada Zülf, Babel, Onyekuru, Max Gradel, Borini. Forvetimiz de Ekuban, Mupenza ve Abubakar. Kaptanımız Ekuban. O zaman aynı ihyayı bir sonraki hafta, yani İnşallah 24. bu hafta da olur. haftada Aynen. yapmak üzere asistanınız ekranlarındaki yeni hafta videomuz başlasın Koçero. Buyurun. Başlasın Koçero. Ya Koçero, biliyorsun Kasımpaşa, bilmiyorum, en belirsiz ligin en istikrarsız takımlarından biri. Gitti Alanya'yı yendi, Sivas'ı yendi. Biz kazanmasını beklediğimiz, pek çok oyuncu aldığımız Kayseri, Ankaragücü maçlarını kazanamadı. Yani bilmiyorum abi, formda bir hatay var. Yani sürklase etti Fenerbahçe maçının özellikle ikinci yarısını. Ne dersin? Abi Bupenza 6 tane şut atmış tek başına. Son 9 maça 13 gol atmış bu adam. Gol kralı 16 golle. Hani galiba hani biz 15 kişilik kadro yapıyoruz ama herhalde 14 kişilik kadro yapıyoruz gibi gözüküyor. Aynen, haklısın. Bupenza'nın varlığı oldukça. O yüzden Bupenza'yı kesin bir alalım. Başka da benim aklıma birisi gelmiyor. Sen ne dersin Koçorum? Yani abi benim de gelmiyor. Yine de sürprizcilere belki Popov, işte Altay'ın çıkardığı 90'dan bir şutu vardı. Bir tane daha şutu vardı maçta. Belki o olabilir abi. Yani Bilmiyorum başka istatistiklere da. tabii, bir de penaltı atma Diouf olabilir. Yani Ha, hani Diouf olabilir. Haklısın. Evet. şu bayağı iyi çünkü Deplasmanda çünkü Atay istatistikleri. iyi oynuyor sonuçta. Başakşehir'e 5 Aynen. attı, Antalya'ya 6 attı. Dediğin gibi belki ikisinin birden skor yaptığı bir şey de olabilir abi. Bir de cezalıydı geçen hafta. Şimdi dönen Akintola da orta saha tercihleri, yani orta saha bulamayanlar için başka bir tercih olur diyelim, ama biz bu penzeyi aldık ve geçtik bu maçta abi. Tek adamla geçtik, aynen. Koçeru Alanya Rize, diyorum Alanyaspor ligin iç saha lideri. Çaykur Rizelay zaten deplasmandaki en başarısız ekiplerden biri. Yani sondan ikinci Ankaragücü'nden sonra. Biz abi kadromuza Barreiro'yu almışız herhalde, değil mi? Babacar'ın yokluğunda. Abi Barreiro da olabilir, Davinson da olabilir. Biz kadromuza yani kesin oynayacağını düşündüğümüz, ileride de oynayacak. Yani sonuçta
bir gol atılacaksa Barriero'nun çevresinden geçecek gol. O yüzden Barriero'yu aldık. İnşallah aynen, bariyer olmaz bizim şeyimize, puanlarımıza. Zaten muhtemel iki penaltıcıdan biri herhalde değil mi? Ya Davidson atacak ya Barreiro atacak. Abi onu da söyleyeyim hemen. Öncelikle şu deplasman muhabbetini bir şey ayrıntı vereyim biraz. 11 deplasmanda bir galibiyeti var Rize'nin. 21 tane gol yemiş yani her maçta 2 gol yiyor deplasmanda. Alanya ise en iyi iç saha takımı. Ligin en başarılı takımı. İç sahada 11 maçta 26 puan toplamış. Herkesi geçmiş. Penaltı mevzusuna geçersek Davidson burada ön plana çıkıyor. Davidson'un 7 penaltı atmış şu ana kadar kariyerinde. 7'sinde gole döndürmüş, çevirmiş. Barriero 2 penaltı atmış hayatında, futbol kariyerinde. Bir tanesini kaçırmış. Bunun dışında sürpriz bir penaltıcı söyleyelim. Yeni transferleri Domian Kadizor. Bu adam 8 tane penaltısı var şu anda kariyerinde. 7 tanesini gol yapmış. Ekstra ya çok... Tavşan çıkıp da yani... Yani o başlarsa ya da sahadaysa atar mı? Atar. Ama sanki Davidson biraz daha önde gibi. Hani biz tavsiye edelim. Davidson sanki... Abi VAR'a takılan penaltılarda ikisi de aldı diye hatırlıyorum. Yani yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Bir o aldı. Çünkü hep WhatsApp grupta yazdık ya. Evet. Topu eline aldı dedik. VAR iptal etti falan. Ya ekstra şunu söyleyebiliriz. Salih Uçan mesela diyen oldu bazı arkadaşlarımız. Salih Uçan'ın kariyerinde daha penaltısı yok. Efe Can da ikinci ligde attı son penaltılarını. İki tane Salih ikide iki penaltı oynuyor. Sürpriz adayımızdı abi. Aslında çok şey bekliyorduk kendisinden. Ya neden ama abi yine ilk 11 dışında kaldı ya? Rotasyon. Çünkü 3 günde bir maç yapıyorlar. Rotasyon normal herhalde değil mi? Aynen. Yani, aynen öyle. Bu hafta da yine sürpriz adayımız Salih. Bir de Umut Güneş hakkında bir iki cümle kur da abi geçelim diğer maça. Vallahi abi Umut Güneş de 6 şut atmış bu maçta. Daha doğrusu izledim maçı. İyiydi yani. Gerçekten 2-3 tane net etkili şutu vardı. Zaten asistini de yaptı. Merkez orta saha oynuyor. Zaten. Yani evet abi merkez orta saha oynuyor. Yani ya bu maçların hepsini izledim ama hepsini göz ucuyla izledim abi. Yani sonuçta iş yerinde ne kadar izleyebilirsen. Benim gözüme battı. Yani Umut Güneş sürprizciler için ya yani biz genelde genel sıralama için yüksek puanla hedefiyle kadro kuruyoruz ama ya haftalık sürprizciler için Umut Güneş düşünülebilir yani. 6 şut az bir rakam değil. Asisti de yaptırdı diyeyim yani. Ayağına çarptırdı şeyin. Zavellas'ın ayağına çarptırdı da gol oldu yani. Dolayısıyla belki o da düşünülebilir abi. Mupanje'yi aldık bu arada. Kadromuzda koşar o. Onu unutmayalım. Geçen haftaki Donk'u falan son anda hatırlayıp koyduk. Allah'tan 20 puan yaptı. Belki Mupanje de onu yapabilir. Aynen. Öyle olsun. Son maç kaleyi bulan 2 şutu var. Toplamda da 3 golü var. Yine ondan bir beklentimiz var abi. Bu arada oyunun da en çok puan kazandıran 3. defans oyuncusu Mupanje, Kolker, Skubic ve kendisi geliyor sıralamada. Sonra Caner Erkin, Popov diye gidiyor. Bunu da belirtelim. Skubic geçiyor herhalde bu hafta abi. Galiba geçti bu hafta. Evet ben tabii şu an. Galiba. Aynen öyle abi. O zaman Başakşehir-Karagümrük maçına geçelim. Başakşehir-Karagümrük İstanbul derbisi. Ne dersin abi? Bu arada şeyde oynanacak değil mi maç? Yani Karagümrük'ün kendi evinde gibi. Yani Olimpiyat stadında oynanacak herhalde değil mi? Yok Başakşehir-Karagümrük. Başakşehir'in stadında oynanacak. Ha doğru abi aynen. Evet haklısın. Yine kendi evinde gibi diyeyim. Toparlayayım orada. Vallahi abi Başakşehir ilginç bir şekilde ligin en çok gol yiyen ikinci takımı. Gençler Birliği'nden sonra 40 golle. Gençler Birliği 41 gol yemiş. Karagümrük de yani 2 maçtır gol yemiyor. Bilmiyorum senle konuşuyoruz. Başakşehir reaksiyon gösterecek diyoruz. Hep bunu söylüyoruz abi. Sen belki bu hafta olur diyorsun. Belki de olur yani, dediğim gibi. Şöyle ya Karagümrük bir şekilde takılacak. Belki o maç bu maçtır. Aykut Kocaman da bir etki yapacak takımına. O maçta yine bu maçtır. O yüzden ben sana güvendim bu maç. Hani senin fikrine hani saygı duydum. Yani sen ya abi, ne diyorsan okey de, dedim. Yani orta saha oyuncularının formda olması beni tabii burada cezbetti. Tabii Biglia yok ama ya Borini ve Endao ikisi de çok formda. Endao 7 gol 4 asist. Borini 5 maçta 3 gol 1 penaltı kazandırma. Yani bunlara güvendik abi. Balkovec'i de almışız kadromuza. O da bu hafta aslında asisti vardı. Ama maç golük asisti işte. Adamın ufak bir teması var Cilobolcu'nun. Evet. Yani ufak değil aslında da işte. Ama sonuçta normalde asist verilen bir pozisyondu. Transfermarkt'ta verdi zaten.
Ama verilmedi asisti. Yani onun da iki gol bir asisti var şimdiye kadar. Kornerleri kullanıyor, frikik atıyor. Kaleye direkt frikik atıyor. Orta frikikleri kullanıyor vesaire. Vallahi abi biz kadromuzda Borini ve Balkovec almışız. Evet abi. Koşuru. Aynen abi. Bu iki isimle birlikte bir sonraki maça geçelim. Derbi. Fenerbahçe Galatasaray. Derbilerde genellikle kullandığımız bir tabir var bizim. Uzak durmak tabiri. Uzak duralım. Sen de tahminen aynı. Yani aynen abi. Şey yani belirsizlikler, gerginlikler, sarı kırmızı kartlar, sürpriz golcüler. Yani çok faktör var. Yani uzak durmak için pek çok sebep var. Yani bir de en belirsiz maçlardan yani, biri abi şu anda. 4 tane ikisinin de neredeyse ilk 11'e yeni giren adamı var yani. Aynen öyle. Aynen abi. Ya bir de şöyle zaten kimin kazanacağını bilinmediği gibi dediğin gibi kart yani hiç alakasız golcülerin çıktığı. Hiç sen geçen alakasız... sene çıkartmıştın ya bir liste yani son 10 senede evet. O kadar ilginç isimler hatta son 20 senede diyelim yani. Evet hep abi o yüzden gol atıyor. Uzak duralım ama illaki birilerini almak için birer oyuncu ben önereyim yine de. Galatasaray'dan son maçın kahramanı, son derbinin kahramanı Onyekuru. Aynen katılıyorum iki, sana ben de. Yani iki maç oynadı. 3 golü var. Hatta 2 maçta oynamadı. 1,5 maç oynadı. 1,5 maçta 3 gol attı. Fenerbahçe'den de önereceğimiz isim benim Caner. Caner kilit pasta, orta yapmada, zirvede. Yani kilit pasta ikinci ama orta yapmada birinci. 2,7 maç başına ortalaması her ikisinin de. Yani hele ki bu hafta defans yokluğunda Caner oraya sürpriz sevenler için ya da bu maçta Fenerbahçe'ye güvenenler için düşünülebilir. Diyelim hemen hızlı hızlı geçelim. Çünkü çok eksik de var her iki takımda. Bulaşmamak en iyisi. Gelelim Erzurum-Kayseri maçına. Şimdi Erzurum deyince ben bir duruyorum. Ben bir duruyorum. Ben de cağ kebabından bir gireyim. Ondan sonra kadayıf dolmasından. Koçero yani Erzurum diye Erzurum'u düzelttik sanki ya. Yani sen düzelttin Koçero. Az gol yemeye başladı. Aynen. Yani son iki maçtır kalesinde gol görmedi. Bilmiyorum abi yani toparladı Erzurum. Bir de bir Cenk Ahmet gerçeği var. Yani sürekli konuşuyoruz out of position oynuyor. Ve out of position oynamaya başlayarı beri 4 maçtır 2 gol 1 asist. 44 puan 11 puan ortalaması. Bir iki kere de rozeti aldı abi. Hatta bu hafta da maçı izledim. Asisti direğe takıldı. Yine iyi oynadı bence. Ricardo Gomez'in direkten dönen şutunda da pasonundu. Yani yanıyor. Asist puanı alacaktı. Yanıyor gerçekten yani. Dolayısıyla abi Cenk Ahmet'i almamak olmaz dedik. Burada kadromuza koyduk. Kaleci ve Cenk Ahmet'le bu maçı geçtik abi. Ama sen Manuel Da Costa'dan bahsettin. Sen abi onu istiyorsan söyle. Abi kalecinin ismini kaleci dedin ama kaleci kimdir abi? Zumski. Yani şimdi söylemesi zor ya. O yüzden kaleci dedin değil mi? Bravo Koçora ya. Gerçekten seyirciyi kandıramazsın. Kendini kandırsan mı seyirci asla. Zuluş. Zuluş'tan sonra Zuluş da bugün sonradan oyuna girdi. Koçora Manuel Da Costa da şöyle. Yani geçen maçta son maç Sivas maçında eski takımına karşı bir eşanlık yapıyordu. 3 tane şutu var. Onun dışında Manuel Da Costa'nın Sivas'ta oldukça hani zamanında çok da golleri vardı. Neden olmasın? İlk Sivas'ta da dediğin gibi çok etkili. Bir önceki hatta... maçta da abi 3 şut atmış bu arada. Huskort'tan. Evet abi. Yani aynen. Son 2 maçta 3 şut. İkisi de kaleyi bulmuş. Yani 3. Üçüncü maçta çok iyi anlattım. Gol. 3. maçta gol aynen. Ya şöyle bir de şu var. Hatta bunlar bu iki isim yani Cenk Ahmet'le Manuel Da Costa hani gol daha atamasalar ya da asist yapamasalar bile oynadıkları takım Kayseri. Sonuçta ligin en az gol atan takımı. 16 golle. Aynen. En iyi hücumcusu Pedro Henrique sakat. O da oynamayacak. 3 hafta yok. Bu oo, sanki Pedro bu maç. Henrique de sakat. Eyvallah. Tabii yani bu maç bir de 0-0 bitecek ya da bir gol atıp kazanacağı abi, maç. Zemin de kötü. Hava şartları zor. Ekstra şunu da söyleyeyim. Erzurum 8 tane maç yapmış. Son 8 maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i çıkaralım oradan. Ki rakibi değiller. Yani son 6 maçında 3 gol, 3 beraber, 3 galibiyet, 3 beraberlikleri var. Yani Mesut Bakkal'la da nasıl olduğu tabii buna biz futbol bilgimiz yetmiyor. Başarılı da gidiyorlar.
Çok ilginç bir şekilde. Aynen, haklısın. Aynen. Emrah'ın yedek kaldığını hatırlatalım. Tabii ki bir rotasyon ihtimali olabilir. Novikovas'ın ilk 11'e döndü galiba, değil mi? Evet, onun da döndüğünü söyleyelim. Ama biz bu işin ilerisi Emrah mı, Novikovas mı derken oralara hiç bulaşmadan risksiz tercih. Daha çok defans ve kaleci üzerinden olayı tamamlayalım ve Ankara Gücü Sivas maçına geçelim koçlara. Buyur. Vallahi abi ya Sivas ilginç bir şekilde favori çıktığı maçları kazanamıyor. 5 maçları da galibiyet görmüyor. Yani bilmiyorum, biz kadromuza Max Gradel'i alıp geçtik ama bilmiyorum sen ne dersin başka ek olarak Ankara Gücü'nden. Ankara Gücü'nde Pintzil eksik herhalde. Endre Çekici mi eksik? Abi şu yani Ankara Gücü'nde de eksikler var. Sivas'ta daha çok eksik var. Yani Apindangoe, Goyano, Caner sakatlandı. Caner evet oyundan çıktı, doğru. Sakatlanıp yani biz böyle zamanlarda fantasybol kahramanlarımıza başvuruyoruz. O şey çekiçle o camı kırıyoruz. Burada da karşımıza çıkan adam Max Gradel. Max Gradel'i alıp geçeriz diye düşünüyorum ki 13. haftaya kadar sadece 2 gol atan bu adam 14 ile 23. haftalar arası 4 gol, 5 asist, 2 penaltı alma oynamış. Yani 2.2 her maç başına ortalama rakip kaleye şutu var. Hani hiç öyle ona risk buna bulaşmadan Max Gradel'i alıp bu maçtan başka bir adam almadan uzaklaşmak sanki iyi gibi geldi bana. Aynen abi. Aynı fikirdeyim ben de. Hiç uzatmayalım abi. Denizli Antalya. Senin Rodoegan var. Çok sevdiğim bir şey. Fantasybol kahramanı. Onu artık bıraktım abi. Yani aslında onun için böyle güzel bir maç ama ya şimdi istatistikler bizi böyle Antalya'ya çevirdi. Seninle de maçtan önce konuştuk. Patlayacaksın yani, o zaman ki. Belli. Patlayacağız. Evet, büyük ihtimal patlayacağız. Aslında bu hafta, bu akşam da patlıyorduk. 90+3'te yani muhtemelen Türkiye'nin tamamında Uğurcan Çakır vardı. Ya da işte şey ya Trabzon defansı vardı. Az kaldı clean sheet gidiyordu abi. Gördüğümü mü bilmiyorum. Kafayı vurdu. Ben dedim Allah yine Rodega yaptı yapacağını falan. Ki pozisyon devamı da falan zor bir pozisyondu yani. Ama gol olmadı. Vallahi abi Denizli bilmiyorum lig sonuncusu. Kayseri'den sonra ligin en az gol atan takımı. İç sahada başarısız. İç sahada ligin en az gol atan takımı. Bakıyorum 11 maç 7 gol sadece. Ya Antalya'da ilginç bir şekilde 6-0'dan Hatay'dan sonra abi çok az gol yemeye başladı. Son 7 maç sadece 3 gol yemiş. Ki bu 7 maçın içinde Galatasaray var, Beşiktaş var, Trabzon var. Son 4 deplasman maçında kalesine gol görmemiş. Son 4 maç deplasmanda 4 clean sheet. Yani biz abi bunlardan dolayı Rodoega'dan biraz da çekinerek Bofin'i aldık kadromuza. Bir clean sheet adayı olarak. Ve geçtik koçero değil mi? Antalya zaten eyvallah. Başka şu an sadece defansıyla evet, anılan. Ön planda olan yani çok ekstra güvenenler işte geçen Beşiktaş maçının her iki Beşiktaş maçının kahramanı Gökdeniz Gökdeniz yanlış mı söyledim? Aynen evet Gökdeniz abi. Haklısın. Gökdeniz düşünülebilir ama tabii benim burada Bünyamin ve Eren'den bahsetmem lazım. Eren'in evet, son sen ikisini Beşiktaş de maçında yer bulamadık. Haklısın. Evet, asisti evet. Vardı. Yani ikisinin de toplamda bir gol, bir asisti var. Yani birer gol, birer asistleri var her ikisinde sezon boyunca. Her ikisi de Antalya'nın gol yemediği haftalarda clean sheet'lerle coşuyorlar. Yani defans bulamayanlar Bünyamin ve Eren'i alabilirler kadrolarına. Bofin için de şunu söyleyeyim resmen. İçinden bir Buffon çıktı kendisinin. Maşallahı var. Geçen sene 23 maçta 6 clean sheet'le oynamıştı. Çok gol yemişti. 37 gol galiba bildiğim kadarıyla. Hatırladığım kadarıyla. Ferhat Kaplan'a kaptırmıştı formasını, eldivenlerini. Daha sonra sezon sonuna doğru almıştı ama Ferhat Kaplan ikinci devre idare etmişti pandemi sonrası. Bu sene ise 20 maçta daha şimdiden 9 clean sheet'e ulaştı. Bu da kendisini 6 aydan sonra oyunun en çok puan kazandıran ikinci kalecisi yapıyor. Çok ilginç bir şekilde. Evet, dediğin gibi son 4 deplasmanda da 4 clean sheet varken Antalya'dan bir tane defans oyuncusu denenir. Rodega'ya rağmen diyoruz koçlara değil mi? Aynen. Yani Bofin'i evet. Aldık ve yanına da bir defans oyuncusu öneriyoruz. Bizim kadromuzda tek Bofin var. Aynen. Bir sonraki maçımıza geçelim. Beşiktaş-Konya maçı. Beşiktaş-Konya. İki maçtır 750 tane şut çekiyor, pozisyona giriyor ama... Direkten dönüyor falan yani evet ilginç abi. Sadece evet iki, yani çok kapanıyorlar Beşiktaş'a karşı. Daha derinlikli savunma, daha böyle kompakt bir şekilde. Yani Konya'da iki maçtır gol yemiyor yani. Yani favori aslında Beşiktaş tabii ama
Gol de atamıyor ama. İki maçtır gol de atamıyor. 0-0, 0-0. Aynen. Aynen öyle. Ne diyorsun Koçer'e? Vallahi abi biz kadromuza Vida, Gezal ve Abubakar'ı aldık. Yani Ersin'i almıştık sonra çıkarttık. Ama Vida burada tabii rotasyona girmeyeceğini düşündüğümüz bir isim. Bu hafta golünü de attı. Sen zaten videoda söylemiştin herhalde atabilir diye. Birkaç haftadır suskundur diyordun. Ben kendi kadromu da aldım bu hafta. Evet abi. Diğer videoda mı söylemiştin? Hatırladım abi. Evet video abi. Çok. Gezal herhalde ilk 11 garantisi var değil mi? Artık yani... var sanki. Yani rotasyona, yani, diğer maçta rotasyona girdi. Bu maç herhalde başlar diye düşündük. Evet abi. Kendi sahasında başlayacaktır Gezal. Yani Vida, Gezal ve Abuş kolay kolay rotasyona yani bu maçta girmezler diye düşünüyorum. Çünkü artık galibiyet lazım. Artık evet, asistle aynen. Yani takımın en iyi, en yetenekli iki oyuncusu bu ikisi. Gezal ile Abubakar. Vida da 2018 yılından beri Süper Lig'deki en çok kafa golü atan defans oyuncusuymuş. 7 tane kafa golü var şu anda. Yani Vida da kesilmez. Yani Wellington Montero varken Vida oynamamazlık yapmaz. O yüzden biz 3 kişi yani rotasyona giriyor herhalde değil mi? Wellington ya da Montero'dan biri giriyor. Evet herhalde. Abi. Aynen. Şunu da söyleyeyim bu arada. Abubakar ligin şu anda en çok kaleye şut atan ikinci oyuncusu oldu. 3.1 maç başına. Bu da ilginç gerçekten. Bunun dışında Gezal da orta yapmada ve kilit pasta yine Süper Lig'in ikincisi. 2.5 her maç 2.5 kez orta yapıyor. 2.7 kez de anahtar pas. Kilit pas demeyelim artık. Anahtar pas veriyor. Bu da çok önemli. Diyelim geçelim. Ekleyeceğim bir şey yoksa koçarım. Eyvallah abi. Bir sonraki maç Antep Göztepe herhalde değil mi? Evet. Yani Antep bilmiyorum Super Lig'e gideli beri 4 maçtır galibiyet göremiyor. Hatta 3 mağlubiyet var. Bir beraberliği var. Yani kötü gidiyor gerçekten. Bilmiyorum ne dersin abi? Göztepe de ilginç bir şekilde bugün elindeki maçı verdi. Yani çok az pozisyona girdi Antalya, Malatya. 2 kere geldi herhalde abi. İkisi gol oldu. Yani evet, yani Göztepe'de Ünal Karaman geldiğinden beri galibiyet alamıyor. Ya oluyor böyle şeyler ligimizde. Yani neden diğeri galibiyet alamıyor? Neden ya da durumlar bu? Sanki karşılıklı gollerin olacağı, çok da zevkli olmayan, böyle artık bol bol adelerini atacağı, çünkü bir haftada üçüncü maçlara ulaşacaklar. Yani karşılıklı adam tercih edebileceğimiz bir maç gibi duruyor bence. Kimleri alalım Koçero ya da kimleri Koçero, aldık? Maksimi aldık kadromuzu ama Halil bugün iyiydi. Yani Halil yine düşünülebilir her halükarda. Yani NDA'ya iki tane attı ama herhalde onu çok fantezi dosyalarını tercih edeceğini zannetmiyorum. Biraz Zulf da... yine son yarım saat girdi. 3-4 tane direkt kaleyi bulan şut attı. Yine çok etkiliydi bence. Bence ama Zul abi gerçekten yani bir maç yine böyle şey yapacak, patlayacak yani. Şöyle bir evet Halil performansı yani. Olmuştu ya, 2 gol bir asisti galiba. Aynen. 20 bence puan. Direkt yapabilir yani bunu. Yapacak bir maç. Yani bu maç mı olur bilemeyiz ama bir maç olacak. Ama biz Halil tarafındayız herhalde değil mi koçum? Yani alırsak Halil'i alırız dedik. Ama tabii tek maksimle geçmişiz abi kadromuzda. Yer kalmadı çünkü Halil'e. Ama tamam abi. Dediğin gibi karşılıklı alınacak. Sonuçta zeminin de yine iyi olacağını düşünüyoruz. Yani Antep o zaman Gaziantep tarafındayız da futbol evet. Kâhinde maksim aldıysa. Futbol kâhinde de aynen onun tarafındayız. Ama yani %51. %50.5. Eyvallah. Bu Fenerbahçe Galatasaray maçında neredeyiz? Futbol kâhinde herhalde yine ev sahibi tarafındayız. Fenerbahçe tarafındayız. Mı? Değilmişiz. Abi, sen öyle diyorsan öyle olalım. Hayır, ben yani çözemediğim bir maç abi. Gerçekten çok belirsizlik var yani. Bir sürü yeni transfer var. Yani ya Fenerbahçe Hatay maçında çok kötüydü ikinci yarıda. Bilmiyorum, ben Galatasaray'ı birazcık daha galibiyete yakın görüyorum diyeyim. Yani ama yani çok iddialı değilim yani. Eyvallah abi. Son maçımıza geçelim o zaman. Malatya Trabzon. Trabzon'u bu akşam seyrettik. 7 yani karşılaşma oldu galiba. Galatasaray 2-0 kaybettiler evlerinde. Ondan sonra çıktıkları 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik. Artı bir de cepte kupa. Başakşehir'i yendiler finalde. Aynen. Bu maçı da sayarsak yani 7 galibiyet, 1 beraberlik. Daha az gol yiyen takım, daha çok gol atan takım. Vakam ve Kuba'nın yıldızlaştığı, Hugo ve Serkan Hasan'ın artık Pereira'nın gitmesiyle devreye girdiği, Bakasetas'ın gelişiyle sanki o eksik parçanın tamamlandığı ama futbol için çok şey ifade eden Berat'ın da kadroya girmesiyle Trabzon
yani koşar adım zirveye doğru ilerliyor. Yani bir üç büyükler böyle daha çok puan kaybetse artık dört büyükler orada göreceğiz gibi. Yani böyle çok puan, az puan sıralamasıyla diye düşünüyorum. Malatya karşısında da kötü zemin olacak. Aynen. Ama yani aslında 3 oyuncu seçmiştik. Sonra sen dedin, hatırlattın zemini çok kötü diye. Aynen abi. Buradaki en önemli kriter yine zemin yani. Yine bir de karlı olursa yine hava o geçen haftaki gibi. Maalesef. Yani öyle işte rahat rahat Bakasetaslar, Envakameler, Ekubanları almıştık ama o rakamı düşürebiliriz herhalde. Yani biz zaten en son Envakame ve Ekuban aldık değil mi abi? Aynen. Envakame dediğin kim? Antony diyeyim yani. Evet, Antony. Antony'yi aldık yine. Antony'yi aldık gene. Evet. Abi bu arada hemen... şut listesinde birinciliğim. Ben bugün bakamadım ama. Evet abi. Sen bakmıştın. Bir herhalde değil 3.3 ile Vakame. İkinci de Abuş zaten. 3.1 ile. Vakame geçti. Birinci oldu. 5 tane şutu var bugün. Ekuban da 5 tane şutu var. Şeyin de. Vakame'nin de. Bu arada ilginç şekilde Hugo'nun da 4 tane şutu var. Vitor Hugo'nun da. Evet. Vitor Hugo'nun da 4 tane şutu var. Abi orada herhalde kafayı da şut olarak sayıyorlar herhalde değil mi? Tabii. Aynen abi. Yani gelen şey topu karşı kaleye ulaştırmayı herhalde şut olarak görüyorlar. Ya şimdi şöyle son 7 maç Ekuban. Bu arada penaltıcı kim olur abi? Bakasetas olur herhalde değil mi? Orada olur herhalde değil mi? Az sonra söyleyeceğim abi. Şimdi son 7 maç 3 gol 3 asist 1 penaltı alma Ekuban. Vakame son 7 maç 2 gol 3 asist Beşiktaş maçını saymadığımız halde durumlar bu. İkisi yani penaltıyı kim atacak onu söyleyeyim hemen. Bence Bakasetas. Penaltıyı ben abi ya. Yani Bakasetas alır. Son penaltıyı kaçırdı. Başka net yani, bir penaltıcı da yok abi orada. Yani Baker zaten, mi olabilir bilmiyorum. Baker belki. Baker zaten şimdi Flavio, Berat, Bakasetas ya da Flavio işte gelince Abdülkadir Parmak, Bakasetas. Yani orada Baker belki rotasyona girecek ve hiç oynamayacak. Hani olsa bile Bakasetas 9 tane penaltı atmış kariyerinde 7'si başarılı. Süper Lig'de sadece bir tane penaltı kaçırdı. O da bu sene yenildikleri Gençler Birliği maçında Nordfeld'te kurtarmıştı. Aynı maçta 2 penaltı olmuştu. Bir tanesini kaçırmıştı. İyi penaltıcı. Bugün gol atması o takıma aidiyatını fazlalaştırır. Hani ona patronluk taslayacak, penaltı olduğu zaman o topu gidip ondan alacak oyuncuyu da engeller gibime geldi. Benim hissiyatım sanki Bakasetas bugün itibariyle gol de atıp bir de 61. dakikada gol atınca bence Bakasetas sanki o topu penaltı olursa alıp şeye koyacak, penaltı noktası koyup bence de abi. Atacak diye düşünüyorum. Ekuban 3 tane penaltı atmış şu ana kadar. İkisini gol yapmış. Dediğimiz 5 hafta önce de kaçırdı son zaten. Kaçırdı. Baker da Türkiye Kupası'nda kaçırmıştı. Baker da kaçırdı aynen abi. Bakasetas... Envakame zaten kaç defa kaçırdı? Geçen aynen sene Avrupa Şampiyonası. Ondan önceki sene Rodega 8 tane atmıştı. 4'ünü kaçırmıştı. Hami ondan önce, Şalke'den o, önce. Yani. Orhan, şey evet. Aynen. Ali Yalçın. Özkan Sümer hatta. Dur içinde yatsın diyeyim. Amin. Abi o zaman Koçero kadromuzu ver de böyle bir şenlensin ortalık. İhya edecek vallahi, kadro diye aynen. De açıklayalım. Evet öyle dedin yani gerçekten tuttu iddialı söylem. Hemen söyleyelim abi Zumski. Bak rahat teşekkürler. Kaleci de senin anlardık. Erzurum kalecisi ve Bofin. defansta Cenk Ahmet, Mupanje ve Balkovek'i aldık. Bir de Vida tabii ki. Orta saha Borini, Max Gradel, Maxim, Vakame. Kame diyeyim yani senin sevdiğin şekilde. Abi Vakame dediğin için teşekkür ediyorum. Aynen, doğru söyledin. Senin için öyle dedim. Evet doğru. Aboubakar kaptanımız. Bupenza, Barreiro ve Ekuban. Orta sahada bir de Gezal vardı. Onu unuttum. Böyle yedekte. Bir kadro. Yani iş yedekte evet. Kaptanımız Aboubakar. Yedeğimiz Bofin, Vida, Gezal, Ekuban. Kahinleri söyledik hep herhalde değil mi? Yani abi tekrarlayalım istersen hikayeleri. Kasımpaşa abi. Hatay'da, Hatay'dayız. Alanya, Rize'de, Alanya'dayız. Başakşehir Karagümrük maçında Karagümrük tarafındayız. Fenerbahçe, Galatasaray'da ben Fenerbahçe tarafındayım. Koçero Galatasaray tarafında. Erzurum, Kayseri, Erzurum. Ankara Gücü, Sivas, Sivas. Denizli, Antalya, Antalya. Beşiktaş, Konya, Beşiktaş. Antep, Göztepe, Antep.
Ve Malatya Trabzon'da da Trabzon tarafındayız. 10 tane maçı da hızlıca saydım Koçero. Aynen Koçero. Senden kapatmadan önce bir şey rica edeceğim ama bilmiyorum hiç hayatında hiç yaptın mı bir videoyu kapatmak. Yani bunu istersen güzelce bir veda ederek, yani ilk defa belki olacak hayatında, kapatırsan evet, sevinirim. Doğru, aynen. Valla yine iyi kapatamayacağım. Haftaya güzel çalışıp... Aralık bırak. haftaya güzel çalışıp iyi bir kapatış yapayım. Böyle güzel, böyle goodbye'lı şarkılardan falan referans vererek. Çok güzel. Happiness, yani. Bye bye, happiness. Evet, onun gibi, aynen. Süper. Koçoro bir de şöyle kapatabilirsin. Ben biraz sana sufle vereyim. Hani haftaya uzun bir zaman sonra, bir hafta dinleneceğiz ya. Oo, evet. Teşekkürler. Dolayısıyla yani zinde bir şekilde ve daha odaklanarak en azından 3 günlük değil de 5-6 günlük bir fantezi futbol tatili bizi bekliyor. Dolayısıyla bir sonraki asistanınız videosunda sizin karşınızda daha enerjik olarak çıkacağız. Böyle diyerek bağlamış olayım. Çok güzel. O zaman herkese bol şanslar, bol puanlar diliyorum. Bol puanlar diliyorum.